Sevgili ikizler burçları, ay burcu ikizler, yükselen ikizler, bakalım sizleri bu hafta neler bekliyor, tek tek yorumlamaya çalışacağım. Çarşamba biliyorsunuz Merkür günü, biz ona yıldızname Utarit gezegeni diyoruz. Bakalım Utadir, <laughs> özür dilerim arkadaşlar, Utarit gezegeni gününde. Bakalım sizleri neler bekliyor? Yorumlamaya çalışacağım. Evet. Güneş ile Plüton arasında güçlü bir etkileşim var arkadaşlar ve aynı zamanda dolunay fazında olduğumuz için İkizler burçları dolunaydan da belki kare bir açı alıyorsunuz ama ne kadar da kare açı olsa sizi bir şeyi hatırlatıyor. Yarım kalan işleri tamamla, hatalarını telafi et ve yapıcı ol diye uyarı geliyor sevgili dostlarım. Bakalım neler söylüyor yıldıznamemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kavni min kabli eyyü hellezine aleyhim min kablihi la tublisun. Diyor ki Rum suresi 48. ayeti kerimede Allah odur ki rüzgarları gönderir de bir bulut savururlar. Derken onu gökyüzünde nasıl dilerse öyle serer. Parça parça da eder. Derken yağmuru görürsün aralarından çıkar. Derken onu kullarından kimlere diliyorsa döküverdi mi derhal yüzleri güler diyor arkadaşlar. Rabbimin bereketinden söz ediliyor ve bir şeyler için çaba göstereceğinizi görüyorum arkadaşlar bir taraf seçebilirsiniz bir şeylerin tarafı olabilirsiniz sıkıntıların üzüntülerin gitmesi için gerek iş ortamında gerek aile ortamında böyle bazı sorunlar masaya yatırılacak ve bunları çözme fırsatı bulacaksınız ve aynı zamanda rüzgarın yönü olan doğudan haberler var. Doğu yönü hava yönüdür arkadaşlar. Doğudan haberlerin gelebilir. Bazı sıkıntılı süreçleri atlatabilirsin. Ve doğuya doğru bir sefer yapabilirsin. Ya yani bu evinin doğu tarafı da olabilir. Herhangi bir ülkenin doğu tarafı da olabilir. Bir sefer yapabilirsin. Oralardan haberler gelebilir arkadaşlar kendine dikkat ettiğin bir haftadasın aynı zamanda bir takım işler için çalışmalar yaptığını etkileşim içinde olduğunu görüyorum bütçeyle ilgili bir sorun var arkadaşlar bütçenizi dengelemeye çalışıyorsunuz <laughs> ikizler burçları belki bütçenizi dengelemekte zorlanıyorsunuz ama Dolunay dediğim gibi sizi belki de uyaracak, fazla harcama yaptırmayacak ya da bir şeyleri tamamlama fırsatı bulacaksınız. Bir borcunuzu tamamlayabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Yani zihninizin dinleneceği bir döneme giriyorsunuz. Yani borç, harç meselesini düşünmeden rahat bir döneme gireceğinizi görüyorum ruhsal bir anlayış ve uyanış yaşayabilirsiniz. Dinlenme ve duaya vakit ayıracağınızı. Kalbinizin kırıklarına yama yapacağınızı. Sanki bir yoldan gelen olacak bir konuşma yapacaksınız aynı zamanda layık olduğunuz güzel sözleri duyacağınızı. Kendinizi çok güvende hissedeceğinizi görüyorum. Yalnız iş ortamında çalışanlara söylüyorum. İnsanları iyi analiz etmenizi, söylenen sözlere kulak vermenizi rica ediyorum. Çünkü destek göreceksiniz. Birileri seni imtihana tabi tutabilir. Bazı işler için çalışmalar yapabilirsiniz. Güçlü kişilerden destek alacağınızı ve bazı konularını çözeceği yani işle ilgili bazı konular çözülebilir İş hayatın çok aktif geldi şimdi bazı ikizler burcu hanımlarına ya da ikizlerde sevgilisi olanlara söylüyorum ilişkilerde marjinallik öne çıkabilir aldanma aldatılma olayları aleni yapılabilir buna karşı da yani mutlaka tepkinizi gösterin ama giderek ama yüzleşerek ben bilemem gerisini tavsiyem odur ki nerede sırak orada bırak. Ani başlayan ilişkiler uzun soluklu olmayabilir. Dolunay fazının verdiği etkiyle özellikle ikizlerle balıklar arasında ikizler yay arasında ikizler oğlak arasında olan ilişkilerde sürtüşme ve üçüncü şahıslar görüyorum seni bekar diye tanıtır evli olur. Bir fayda görmezsin. Tavırlarında böyle bir Şüphe çekiyorsan bence biraz gerilim olmadan ayrılı gitsin. Bazı ödemeler yapacaksın. Yani beklenmedik masrafların olabilir. İşte hayırlısıyla onları dediğim gibi borç ödemesi tamam. Bir de ekstradan bir ödemeler gelebilir. Onları da bence rahatlıkla ödüyorsun. Maddi imkanlarının yükselmesi için gereken adımları atıyorsun ama bu hafta yükseliş var mı? Hayır önümüzdeki haftalarda yükseliş var ama bu hafta bütçe dengelemesi yapacaksın. Yalnız maddi konuları böyle ve iş konularını burada noktalarken bir iç dünyanıza biraz değinmek istiyorum. İkizler Burcu arkadaşım. Bir özgürleşme hareketi yaşayacaksın önüne çıkan zorlu engelleri aşmak için çalışmalar yaptığını ve iç dünyandaki uzun soluklu bir şifaya hazır olmanı rica ediyorum. Okuyarak olur, dinlenerek olur, seyahat ederek olur ama bir ruhunda taşınma söz konusu. Ruhun seni hep böyle ileri hamle yaptırırken yeni bir adım atacağını yeni bir çevre olabileceğini ya da duygularına yön verebileceğini etkili konuşmalar yapacağını görüyorum mistik bir haftadasın yani daha çok maneviyata yönelik bir haftadasın ve bu hafta 19 mucizesini yaşayabilirsin efendim Mesela başlangıç yaparken biraz sonra zikrinizi vereceğim, zikrinize başlamadan evvel 19 kere Bismillahirrahmanirrahim çekmenizi öneririm. Bu hem seni huzur içinde bırakacak, hem de bulunduğun noktadan bir adım ileri taşıyacaktır, mucizeleri de hayatına çekecektir. Şimdi 19 besmele sizi bir huzura yöneltir bir, ve bir üst skalaya taşır arkadaşlar. Uyanış ve anlam taşıyan rüyalar görmeye başlarsınız. Hem de bazı ikizler burçları anne olmak istiyor, mucize bekliyor. Dişil enerji ön plana çıkar, şefkat ön plana çıkar. Anneliğin özü nedir? Hatırlayın lütfen. Şefkat, dişilik vericilik ve berekettir anne arkadaşlar. Yani anne olmak isteyen tüm ikizler burçları kendilerini biraz sonra vereceğim. Önce bağlantı kurmak için 19 besmele çekecekler. Bir şeylere çözüm arayışı yapacaklar ve gerçekten hem evlilik olayı hem de annelik olayının gerçekleşmesi için zikrinizi vermek istiyorum. 19 kez Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Zaten besmele 19 tane harften meydana gelir. Ve 19 kere çektiğinde iki kez 19'u devreye koyarsın. Ve aynı zamanda arkadaşlar 19 besmele çektin. 744 kere de ya bu muktedir zikrini çekmen gerekiyor. Neden? Yeni bir dönem başladığı için yükselmeniz gerekiyor. ruhan, fiziken, bedenen yükselmeniz gerekiyor. Etkili olmanız gerekiyor. Hayata damga vurmak istiyorsanız 744 kere de yağmuk tedir zikrini çekin. Ondan sonra da e, mucizeleri tanıklık edin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun ikizler Burcu arkadaşım. Gelecek çarşamba Merkür gününde buluşmak üzere diyorum. Emeği saygı adına beğeni bekliyorum. Yorum yapmanızı da rica ediyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.